Evet, derecemiz seçimi nabzına hoş geldiniz efendim. Biliyorsunuz Türkiye'de seçim heyecanı tüm hızıyla devam ediyor ve bizler de Mercan TV ailesi olarak seçimi nabzı olarak seçimi nabzını bu stüdyoda arttırmaya devam edeceğiz. Evet, dün akşam itibariyle başladık. Çok değerli konuklarımızla, yine bu akşam çok değerli bir konuğum var. Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili aday adayı Eczacı Özgün Toprak canlı yayın konuğum. Konuğumuza bir hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Evet. Efendim, siyasette kadının rolü çok önemli. Bu anlamda gerçekten Türkiye 24 Haziran seçimlerine girerken kadınlarımızın revaçta olduğunu görüyoruz ve bu da bizi son derece mutlu ediyor. Yani siyasete de kadının eli mutlaka değmeli diyorum ben şahsım olarak. Bu anlamda Özgün Hanım'ı tebrik ediyorum. Böyle bir medeni cesaret gösterdiği için tabii ki Özgün Hanım'la birazdan tanışacağız, kendisini tanıtacak. Neden Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday olduğunu ifade edecek. Eczacı kendisi ve Adıyaman Hanım'ın da tabii ki sevilen simalarından, ailelerinden biri ki birazdan kendisi tanıyacak. Özgün Hanım, tabii eczacılık sağlık sektörü ama evet. Siyaset bambaşka bir kulvar. Ama önce biz Özgün Toprak kimdir? Kısaca bir tanıyalım efendim. Buyurun. Özgün Toprak Adıyamanlı. Adıyaman'a gönül vermiş. Adıyaman'a ömrünü vermiş. Yıllarını vermiş. Namı değer Hasan Toprak'ın torunu. Yine bir sürü cemiyetlerde başkanlık yapmış. Adıyaman için gerçekten ölene kadar fedakarlıklar yapmış. Rahmetli Sefer Toprak'ın kızıyım. Allah rahmet eylesin. Bir kez daha buradan Allah razı mekanı olsun. Cennet olsun. Allah razı olsun. Şu an babam olsaydı gerçekten ya da dedem olsaydı benimle gerçekten gurur duyacaklarını yüreğimde hissediyorum. Önce bir kendimi tanıtmak istiyorum. Buyurun. Çünkü ulaşamadığımız çok noktalar var, çok insanlar var. Tabii zamanla olacak bu. Hepsine teker teker ulaşacağız. Adıyamanlıyım. İlk orta lise öğrenimi Adıyaman'da tamamladım. 1997 yılında Azerbaycan Tıp Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ne kabul oldum. Rusça eğitim aldım 5,5 yıl boyunca. 2002 yılında mezun oldum. Mezun olduktan sonra Adıyaman'a geldim. Babam Adıyaman'a her zaman bir şeyler yapmak zorunda hissediyordu kendisini. Adıyaman'da varlıklı aileler genelde Adıyaman'ı bırakıp gitti, biz gitmeyeceğiz. Biz Adıyaman'a gerçekten hizmet etmeliyiz. Aslında asıl mesleğimiz otobüsçülükken babam Adıyaman'da organize sanayide fabrika kurmaya karar verdi. Çünkü dedi en küçük şekilde 100 kişi çalıştırırsak 100 kişi 300 kişiyi besler. Fabrika kurulduktan sonra bana babam dedi ki eczacılık yapma. Çünkü bizim çalışanlarımızın çoğu bayan. Bayanla bayanın muhatap olması gerekiyor. Kardeşlerimle beraber 4-5 yıl organize sanayide yönetim kurulu başkanlığı yaptım aile şirketinde. Çok güzel devam etti. Bazı olumsuz sebeplerden dolayı ya da mesleğimi yapmak istediğimden dolayı eczanemi açtım 2008 yılında. Kendi adımı taşıyan Özgün Eczanesi. Evet. 10 yıldır eczacılık yapıyorum. İşimi de çok seviyorum. Partiye, siyasete atılmam biraz da mesleğimde gördüğüm olumsuzluklar, insanların ulaşamadığı yerler, kendi gücümle elimden geldiği kadar destek olmaya çalışsam da baktım ki ben yetersizim. Evet. Ben yetersizsem dedim, tek başıma eğer ben yetersizsem o zaman bir şekilde benim siyasete girmem gerektiğini düşündüm. Çünkü iş yerimize gelen ya da çevremizden ya da dededen kalma dostların, akrabaların bize ulaşıp bizden yardım istedikleri zaman çok eksiğim olduğunu fark ettim. Çünkü hiçbir şekilde biz kurumlara ulaşamıyoruz. Evet. Peki bu anlamda rahmetli Sefer Toprak amcamız, evet, gerçekten Adıyaman'da
uzun yıllar STK başkanlığı yaptı. Halk nezdinde sevilen bir simaydı. Evet. Belki birçok mevcut oda başkanları rahmetlinle beraber çalıştılar. Belki onun mirasını şu anda taşımaktalar. Evet. Şuna değineceğim. Köklü bir aileniz var tabii ki. Eczacılık ama siyaset, özellikle kadınların siyaseti gerçekten çok zor. Bir taraftan iş, diğer taraftan ev işleri, bir taraftan siyaset. Ama diyorsunuz ki ben memleketimi, vatanımı, özellikle Adıyaman'ı seven biriyim. Bu anlamda siyasete böyle Milliyetçi Hareket Partisi'nden başlamak istedim. Neden Milliyetçi Hareket Partisi, Özgür Hanım, buyurun efendim. Şimdi neden Milliyetçi Hareket Partisi ya da neden kadın aday diye? Önce ben neden Milliyetçi Hareket Partisi'ni olaraktan açıklayayım. Bunu gerçekten açıklamamı isterseniz sabaha kadar ben burada konuşurum. Milliyetçi Hareket Partisi'ni çok güzel anlatırım. Ama şöyle bir şey, Milliyetçi Hareket Partisi ne diye sorarsanız, vatanın ve milletimin menfaatini düşündüğüm için ilk başta Milliyetçi Hareket Partisi. Genel Başkanımız Sayın Doktor Devlet Bahçeli konuşmasında sadece vatan ve milleti ve bayrak için, eğer sadece varsam, sadece kendimi değil de vatanımı, milletimi, bayrağımı düşündüğüm için bu birinci sebeptir. Vatan, millet, önce bayrak. Önce ülkem, evet. Önce ülkem. Sonrasında en köklü, değişmeyen, ideolojisi değişmeyen tek parti bana göre Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Köklü bir parti tabii. Köklü bir parti. Hiçbir zaman değişmeyen, çizgisini bozmayan, vaatlerde, yapamayacağı vaatlerde hiçbir zaman bulunmayan parti Milliyetçi Hareket Partisi'dir. En güzeli de elini öptüğünüzde ne alnınızı ne de ağzınızı kirletecek bir lideriniz, liderinizin olmadığını düşündüğünüz insan bence Devlet Bahçeli'dir. Evet. Gerçekten Türk siyasetinde en beyefendi, en seçkin, en saygın bir siyasetçi olarak tanınır. Yani usluplarına çok dikkat eden bir siyasetçi kimliği var. Ben yıllarca Sayın Doktor Devlet Bahçeli'yi çok takip ederdim ama adaylık adaylığımı başvurduğum zaman, elini öptüğüm zaman böyle bir şeyin gerçekten onun elini öpmek, gerçekten onun yüzündeki o güzelliği almak bambaşka bir şey. Odadan çıktığın zaman daha da kükrek bir şekilde çıkıyorsun odadan çıktığın zaman. Bir heyecan mı veriyor böyle? Kesinlikle. Evet. Ya dedim ya Allah'ım dedim sana şükürler olsun. Bana bugünleri gösterdin. İnşallah bunun çok daha güzellerini yapacağım ve gerçekten partime, milletime, Adıyaman'ıma layık bir vekil olmayı, gerçekten hizmet etmeyi, hizmet etmeyi canı gönülden diliyorum. Tabii bunda takdir halkındır. Evet. Peki şu anda il, ilçe gezileriniz var. Evet. Geziyorsunuz. Evet. Vatandaşın tabii size bakış açısı nasıl? Çünkü gerçekten merak ediyorum. Bir bayan seçmen olarak ve milletvekili adayı olarak. Evet. Özellikle bayan seçmenlerle bir araya geldiğinizde veya erkek seçmenlerle. Evet. Nasıl bir teveccüh gösteriyorlar? Şimdi ilçelere gittiğimizde ilk önce beni gördükleri zaman biraz böyle geride kalıyorlar. Çünkü herkesin gözünde Milliyetçi Hareket Partisi genelde erkek partisi gibi bir yer edinmiş. Ama Genel Başkanımız Sayın Doktor Devlet Bahçeli bir konuşmasında dedi ki vatanı dedi bir kuşa benzetin. Benzetiyorum dedi. Ama dedi bu kuşun dedi her zaman bir kanadı kırık. Kırık kanat, bu kırık kanat dedik bizim kadınlarımız. Kadınların dedi daha çok parlamentoda olması lazım. Kadınlarımızı mecliste görmemiz lazım. Kadınlarımızı genelde hani evde temizlik yaparken ya da hizmet ederken tabii her şekilde yapılır ama bir ailenin düzenini nasıl kadın sağlıyorsa kesinlikle devletin şu an bürokraside de kadınlar olmalı. Çünkü her şeyi çeviren bana göre kadındır. Kadın evet. olan yerde, kadın olan her yerde düzen daha çok intizam vardır. Ya, araç bile kullanırken kadınlarımızın ne kadar hassasiyetle araç kullandıklarını dikkat ediyoruz yani. Bu kaçınılmaz. Ben 10 yıldır araç kullanıyorum. Çok şükür hiç kaza yapmadım bugüne kadar. evet. Çok da iyi kullanırım. Hatta bazen arkadaşlar falan bana hastanenin orada eczacıyım.
Eczacım siz erkek gibi araba kullanıyorsunuz diyorlar. Ya diyorum hani iş başa düşünce gerçekten belli bir sorumluluk yüklenince her şeyin kadın en iyisini yapar diye düşünüyorum. Evet. Peki, evet. Siyasette de gerçekten emekçi her zaman kadınlar olduğu için daha fazla emek vereceklerini, daha çok çalışacağımızı düşünüyorum. Bir kadın olaraktan çok şeyler katacağımı düşünüyorum. Her kapıyı rahatlıkla gecenin saat kaçı olursa olsun çaldığımız zaman kapının arkasında mutlaka bir kadın eli vardır. Mutlaka bir kadın açacaktır. Mutlaka bir kız çocuğu açacaktır. Erkek çocukları genelde babayla beraberdir ama her zaman kadını evde bulabiliriz. Her zaman kadına ulaşabiliriz. Evet. Peki Milliyetçi Hareket Partisi'nde milletvekili aday adayısınız. Evet. Özellikle bu bölgelerde yani Doğu, Güneydoğu Anadolu bölgesinde kadın milletvekillerin azınlıkta olduğunu görüyoruz. Evet. Bu gerçekten üzücü bir tablo. Bununla beraber tabii siyasette yön de değişti. Sizin gibi genç, evet. Dinamik, vatanını, milletini seven bayan milletvekili adaylarını, hatta belediye, evet, başkanları bile zaman zaman görüyoruz. Evet. Şuna geleceğim. Tabii şu anda Türkiye bir seçim sürecinde. 24 Haziran Türkiye, evet, için kritik bir süreç. Evet. Evet, kimine göre seçim çok erken alındı. Kimine göre Türkiye'de seçimin bir an önce yapılması lazımdı. Evet. Ki bunu özellikle Sayın Cumhurbaşkanı, evet, Sayın Devlet Bahçeli sık sık vurguluyorlar. Özellikle işte ekonomi, terör, bununla benzer Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler. Evet. Yani çok farklı nedenleri var. Şuna, evet, geleceğim ben. İttifaklar da şu anda gündemde biliyorsunuz. Evet. Ama siz yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin, evet, çok değerli Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Sayın Cumhurbaşkanı ittifakı söz konusu olduğunda kıyametler koptu. Efendim yok Milliyetçi Hareket Partisi neden AK Parti ile bir araya geldi? İşte küskünlükler yaşandı. Bununla beraber tepkilere neden oldu ama bugün baktığımızda tablo şu. Türkiye'nin birlik ve beraberliği. Evet. Bu tepkiler sizi rahatsız etmedi mi? 10 yıllık Milliyetçi Hareket Partisi'nde aktif göreviniz, evet, var. Bir sevgiliniz, evet, sevgi bağınız, evet, var. Buyurun. Şimdi Mustafa Bey şöyle bir şey var. Aile içinde de küskünlükler olur. Karı koca arasında da küskünlükler olur. Genel Başkanımız Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin dediği gibi eğer milletin bekası, milletin menfaatleri ya da vatanımız söz konusuysa her şekilde Milliyetçi Hareket Partisi elini taşın altına zaten çekinmeden koyar. Her zaman da bu böyle olmuştur. Şimdi Cumhur İttifakı'nın amacı da gerçekten iç ve dış tehditlere karşı güçlü bir devleti, güçlü bir sağlam bir hükümeti halka göstermek. Yani halk karşısında güçlü bir devlet olduğu zaman her şeye canla başla evet diyecektir. Evet. Şimdi şöyle diyeyim. Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin de dediği gibi milletin ve devletin menfaatleri doğrultusunda her şekilde biz Cumhur İttifakı'nın yanındayız. Sadece bununla yetinmedi Sayın Bahçeli. Hatırlarsanız Gezi Parkı olaylarında, Kobani olaylarında, evet, 15 Temmuz darbe girişiminin ki bunun en büyük önleyicisi, en büyük seçkin ismi Sayın Bahçeli oldu. Kesinlikle Sayın Doktor Devlet Bahçeli sadece dediğimiz gibi devletin bekası için elini her zaman taşın altına koymuştur. Güçlü devlet için de Cumhur İttifakı'na karar vermiştir. Biz de onun yolcularıyız. Peki, biz de Cumhur İttifakı'nı sonuna kadar destekliyoruz. Diğer ittifaklara gelince sözünüzü ona kesiyorum. Geleceğim. Yani evet. Sayın Bahçeli AK Parti ile Sayın Erdoğan'la ittifak yaptık, kıyametler koptu. Ama bakıyorsun şu konjüktörde işte CHP, İYİ Parti, evet, evet, efendim Saadet Partisi ve Demokratik Cümbüş Parti. Cümbüş İttifakı diyelim o zaman Mustafa Bey. Buna kıyamet. Şimdi bunu yani biz Cumhur İttifakı'nı sonuna kadar destekliyoruz. Genel Başkanımızın çizdiği yolda, Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin çizdiği yolda. Bunun dışındaki ittifaklar dediğimiz gibi Cümbüş İttifakı, kimin girip girmediği ya da hangi partinin, kaç partinin girip girmediği önemli değil. Sadece halkımız bu en son yaşanan 15 Temmuz'dan dolayı, FETÖ'den dolayı zaten halkımız bunun bilincindedir.
verecekleri oyun gerçekten FETÖ'nün eliyle ittifak kurulan bir cümbüş partisine verilmesi devletimizi derinden sarsar ve halkımız bilinçlidir. Kesinlikle oy vermeyeceklerini ya da çok iyi düşüneceklerini, çok iyi değerlendirecekleri konusunda bizim zerre kadar şüphemiz yok. Çünkü FETÖ'nün yaptığı son darbede herkes zaten kimin ne olduğunu gördü. Ayrıca İYİ Parti ya da Saadet Partisi ya da diğer ittifak partileri, isimleri o kadar da önemli değil. Onları ayrı ayrı konuşmanın gereğini ben hiç düşünmüyorum. Evet diyorsunuz. Hodri meydan diyoruz biz Mustafa Bey. Evet. Allah'ın izniyle, Devlet Bahçeli'mizin izniyle ve destekleriyle inşallah Cumhur İttifakı çok güzel olacak ülkemiz için. Bu güçlü Türkiye için. Evet, bu anlamda şu hemen akıllara gelmekte. Bu seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabii özellikle muhalefetin, ana muhalefetin dinlendirdiği bir şey var. Evet. İşte Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı'ndaki amacı baraj altında kalmamak, işte barajı geçmemesinden dolayı da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne sığındığı gibi evet. söylemleri vardı ama diyorsunuz ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin asla baraj sorunu yok. Kesinlikle hiçbir zaman baraj sorunu olmamıştır. Hiçbir zaman ideolojisini, çizgilerini değiştirmemiştir. Her zaman devletin temel taşlarıdır Milliyetçi Hareket Partisi. Evet, 90 yıllık bir siyasi parti. Kesinlikle. Bunu da 60 yıllık siyasi parti. Evet, Alparslan Türkeş'in başbuğumuzun önderliğinde. Onu da rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Evet. Ülkemizde değişmeyen tek partiden bir tanesidir Milliyetçi Hareket Partisi. Milliyetçi Hareket Partisi'nde olduğumdan dolayı gururluyum. Kendimi gerçekten vatanına, milletine, Adıyaman'a adamış bir insan olaraktan şimdiden görüyorum. İnşallah aday adaylıklarımız açıldıktan sonra da tekrardan konuşuruz. Ama Adıyaman için en hayırlısının olacağını ümit ediyorum. Peki siz ziyaretlerinizde, ilçe ziyaretlerinizde, evet. merkez ziyaretlerinizde, evet. vatandaşı gezdiğinizde, ev hanımlarımızın yanına gittiğinizde, vatandaşın talepleri nelerdir yani? Ne diyorlar yani? Siz seçilirseniz şayet ne istiyorlar? Gerçekten merak ediyorum. Siyasetçilerin belki en çok sorulara, evet. birçok soru var ama evet. en çok hangi sorularla karşı karşıya kalıyor? Bizim için ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Bizim için ne yapacaksınız? Ve ilk karşılaştığımız zaman dün Gerger ilçe teşkilatımızı, Sincik ilçe teşkilatımızı ziyaret ettik. Giderken ilçe başkanımızın evine giderken yanlışlıkla mahalle muhtarının evine gitmişiz. Her şeyde bir hayır vardır. Buradan da onlara selam ediyorum. Gittiğimiz zaman halı dokuyorlardı Sincik'te. Küçücük bir terasta. 15-17 yaşlarında çocuklar, kız çocukları. Sarıldım öptüm, onlar bana daha çok sarıldılar. Ben dedim milletvekili, Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekili aday adayım dedim. Ne iş yapıyorsunuz dediler. Eczacıyım dedim. Biz hiç okumadık dediler. Bu sizi gerçekten belki derinlemiştir. Gerçekten o kadar üzüldüm ki. Yani için kan ağlar ya. Ve o kadar tertemiz nesiller. Niye dedim okumadınız, neden okumadınız dedim. Çünkü dedi bizim okuma şansımız o kadar yok. Yıllarca öncesinden 15-17 yaş arası genç kızlarımızdı. Halı dokuyoruz dedi ailemiz için. Keşke dedi biz üniversite okusaydık, keşke biz okula gitseydik dedi. Kadınlarla konuştuğumuz zaman kadınların isteği inşallah bizim bir bayan milletvekilimiz olur. Hiç değilse bir sıkıntımız olduğu zaman biz Özgün Hanım direkt size ulaşırız. Çünkü biz erkeklerin olduğu ortamlara biz giremiyoruz. Biz köyde çalışıyoruz, şeyde çalışıyoruz. Bizim merkeze ulaşmamız ya da vekillere ulaşmamız, bizim eşlerimiz bile vekillere ulaşamazken siz bize telefon numaranızı verdiğiniz zaman biz direkt sizin yanınıza geliriz sayın vekilim. Bunlar gurur verici şeyler. Tabii ki kadına şiddet her yerde var. Benim meslektaşım Sayın Nevin Taşlıçay hanımefendi ile Ankara'ya başvurum için gittiğimiz zaman konuştuk. Devlet Bey'imiz de özellikle bayan adayları istiyor. Daha çok topluma hizmet edebilmek için, daha çok eve girebilmek için böyle. Evet.
Yani diyorsunuz ki ben burada ayrımcılık yapmadım ama öncelikli tercihim ayrımcılık yapmıyorum ama önce çocuklarımızın geleceği. Önce okuyamayan kızlarımız. Evet. Şiddet gören annelerimiz. Kadınlarımız. Kadınlarımız. Evet. Çocuklarımız. Tabii sonra da zaten bütün parti, bütün Adıyaman halkı için canımla başımla çalışmaya karar verdim. Onun için siyasete başladım. Allah'ım inşallah tamamını erdirir. İnşallah çok güzel günler görürüz. Adıyaman inşallah ilk defa bir kadın milletvekilini mecliste görür. İnşallah. İnşallah. Peki ailenizi merak ediyorum. Aileniz bu konuda tam destek bildiğim kadarıyla. Dedem zamanında babamlar çok geniş bir aileler. Babamlar 9 kardeşler. Dedem eğitime çok önem verilmiş. Hatta daha bundan 30-40 yıl öncesini diyorum ya da 50 yıl öncesini diyorum. O zaman okuyamayan öğrencilere kendi evinde yer verilmiş. Hafta içi dedemlerde kalırlar, hafta içi köylerine, hafta sonu köylerine dönerlermiş. Babamlara da şöyle dermiş. Hiç olmazsa bir hakim savcı olsaydınız. Evet. Şimdi böyle bir dedenin torunu olup da gerçekten çalışmamak ya da emek vermemek ya da vatanım için, Adıyaman için bir şeyler yapamamak beni gerçekten incitiyor, üzüyor. Anladım. Ailem bana tam destek. Biz de 5 kardeşiz. Benim kız kardeşlerimden bir tanesi diş hekimi Ankara'da. Bir tanesi Adıyaman'da eczacı. Kardeşlerim yine sanayide. Şu anda bizleri sanayide izliyorlardı sanırım. Ankara'da bir selam gönderelim. Ankara'ya selam olsun. Evet. Peki şuna geleceğim. Evet. Bu kadar Adıyaman sevgisi var. Bu kadar evet, vatan sevgisi var. Parti sevgisi var. Evet. Biraz yerele inmek istiyorum bu anlamda. Tabii ki. Yerele tabii ki birçok sorunları, bir ticaretle uğraşıyorsunuz, evet, sağlık sektöründe. Evet. Mesela yerele baktığımızda Adıyaman'da işte olmazsa olmazlarımızdan tütün. Evet. Hani tütün Malatya'nın kayısısı var. Kanayan evet, yarası. Malatya'nın kayısısı var. Evet. Giresun'un fındığı var. Evet. Rize'nin çayı var ama evet, tütün tabii ki olmazsa olmazsa. Tütünle ilgili çalışmalar yapıldı geçmiş dönemler, geçmiş yıllarda. Evet. Geçtiğimiz günlerde biliyorsun bununla ilgili bir kota sistemi getirildi. Evet. Tabii tütün olmazsa ırgatçılık artmakta işte. Tabii ki. Bazen Malatya yollarında dışarıda ırgata giden hemşehrilerimizin vefat haberleri, tabii, annelerimizin evet, vefatı, evet, çocuklarımızın ölümleri bizi son derece üzmekte. Evet. Bu anlamda buna alternatif ne olmalı yani? Tütün nasıl bakıyorsunuz bir milletvekili adayı olarak? Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayı olarak? Tütün bizim şu an Adıyaman'ın kanayan bir yarası. Çünkü Adıyaman'ın can suyu diyebilirim. Şu an geçmiş dönemde kısa bir dönem içinde kota gelmiş olsa bile yakın bir zamanda Cumhur İttifakı kurulduktan sonra zaten gerekli düzenlemelerin yapılacağını ümit ediyorum ve bunların çalışmalarının yapıldığını da biliyorum. Bu konuyu Sayın Bahçeli'ye ilettiniz mi efendim? Sayın Genel Başkanımıza? Onlar da aynen bize şunu söylediler. Cumhur İttifakı'ndan sonra, seçimlerden sonra zaten hiçbir ülkemizin hiçbir vatanı, hiçbir ücra köşesi mağdur edilmeyecek şekilde planlamalar yapılacaktır. Yeniden düzenlemeler yapılacaktır. Ve Adıyaman'ın can suyu, bütün geçimi eğer tütünse, tütün için yeni düzenlemeler mutlaka yapılacaktır. Şimdi yani onu ayrıntılı olaraktan burada konuşmayalım. İleriki dönemlerde yine konuşuruz, ayrıntılarıyla paylaşırız. Yani diyorsunuz ki tütün Adıyaman için bir simgedir. Evet. Bu simgemizi korumak bizlere yani biz siyasetçilere boynumuzun borcu. Borcudur diyorsunuz. Bizim boynumuzun borcu. Tabii. Ama sulama konusunda çok mutlaka önemli, hassas bir konu. Sulama konusu evet. Şimdi geçmiş dönemlerde bir siyasetçi beyefendi abimiz şöyle bir şey demişti. Atatürk Barajı üzerinde, çok affedersiniz, affınıza sığınıyorum. Adıyaman'ın haklı halkının da affına sığınıyorum. Biraz kaba bir tabir kullanacağım. Atatürk Barajı üzerinde bir inek düşüneceksiniz. İneğin baş tarafı Adıyaman'da ama sağlam kısım Urfa'da. Şimdi böyle olduğu bir dönemde. Güzel bir tespit, evet. Evet, şimdi Adıyaman'ın eğer 130
140 tane köyü toprak altında kaldıysa ve halen bir sulu tarıma geçemediysek, Urfa tamamıyla sulu tarıma geçtiyse, bunda herhalde bizim biraz eksikliğimiz var ama bunlar da bence toparlanabilir. Milliyetçi Hareket Partisi olduğu zaman elimizden geldiğine kadar bunu düzeltmeye çalışacağız. Çünkü bir Çukurova gibi olabilir Adıyaman'ımızda. Verimli toprakları var. Tabii ki. Geniş düzlüklerimiz var, verimli topraklarımız var. Suyumuz varken susuz kalmak. D vitamini çok olan bir kent. Yani evet, enerji yönünden, tabii ki, güneş enerjisi. Tabii ki. Evet. Tabii, kesinlikle. Evet. Bunlar hayata geçirilebilir diyorsunuz. Kesinlikle geçirilebilir. Evet. Ve ben buna inanıyorum. Peki hani biz Adıyaman'ı hep böyle, bazen ben de açık konuştuğumuzda şöyle derim. Adıyaman suya bakıyor, su Adıyaman'a bakıyor, evet, yani. Evet. Bu kadar güzel. Üç tarafımız sularla çevrildi ama maalesef biz bundan yeterince faydalanamıyoruz. Evet. Ki bununla ilgili de çalışmalar yapılmakta. Özellikle Gömüken Barajı, Koçeli Barajı'nın bir an önce hayata geçirilmesi. Evet, bir an önce. Evet, evet, HES'lerin de biraz önce şeye geçirilip her konuda Adıyaman'a destek olması lazım. Kesinlikle. Peki efendim, Adıyaman denince tabii huzur kenti diyoruz Adıyaman. Evet, yani evet. Çok şükür Adıyaman'da terör yok. Adıyaman'da misafirperver bir yapımız var. Evet. Bununla beraber turizm de çok hareketli. Ben her zaman söylerim, turizm demek bacasız bir fabrika demek. Bununla evet, ilgili turizmle ilgili neler söylemek istersiniz Özgür Hanım? Şimdi yine Adıyaman'ın biraz da böyle sahipsiz olmasından dem vursam acaba hoşumuza gider mi? Ama bazen de kendimizi eleştirmeliyiz. Bazen tanıtımların yetersiz olduğunu kabul etmeliyiz. Kendi kendimizi eleştirdiğimiz zaman her şeye çok daha güzel projeler hazırlayabiliriz. Pozitif bakmak zorunda kalırız. Kesinlikle. O zaman. Yani evet, eleştiriyi kabul etmeli her insan. Şimdi şöyle, bir Nemrut varken Nemrut'un tanıtımı yapılmıyorsa ve Malatya üzerinden Nemrut'a gidişler oluyorsa bu bizim bizde çok büyük kayıp demektir. Kahta'daki oteller boş, Adıyaman'daki oteller boş. Tanıtım eksikliğinden. Biraz da sahipsizliğimizden. Şimdi bu kadar geniş bir alana sahip olup da bu kadar sessiz, Adıyaman halkı çok sessiz, sakindir. Hiçbir zaman talebi olmaz. Her zaman dışarıdan geleni daha çok sever. Başının üstünde her zaman çok güzel gezdirir. Evet. Çok güzel gezdirir, misafirperverdir. Hatta çoğu zaman kendi insanımızdan çok dışarıdan gelen insanlara değer veriyoruz. Güzel bir intiba bırakmak adına değer veriyoruz. Adıyaman halkı temizdir, sakindir. Talebi de yoktur. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Ama bu da bazen bizde eksilere sebep oluyor. Biz talep etmeyi bilmiyoruz. İstemeyi mi bilmiyoruz? Yani talep etmeyi bilmiyoruz bence. Evet. İstemeyi bilmeliyiz. Yani mesela turizm açısından sadece Nemrut değil, inanç turizmi de çok. Sahabe var mesela. Bugün evet, Türkiye'de iki büyük sahabe var. İşte Mustafa Bey, biraz önce dedim tanıtım eksikliğimiz evet, çok fazla. Hani geçmişe baktığımızda gerçekten Adıyaman'da Nemrut festivalleri yapılırdı. Evet. Yabancı ülkelerden folklor ekipleri gelirdi, tabii, etkinlikler yapılırdı. Evet. Yabancı kanallar gelirdi. Güneş tutulmaları naklen evet, yayınlanırdı. Evet, i̇şte evet, şimdi biraz önce bahsettiğim gibi basın ne kadar önemliyse, şu an ben her ücra köşeye bu konuşmayı yapmam imkansızdı ama sizin aracılığınızla şu an sesimi duyurabiliyorum. Şimdi güzel bir tanıtımla şehrimiz neden tanıtılmasın? Neden farkında olmasın? Çoğu insan, batıdaki çoğu insan Adıyaman'ın şehrinin Güneydoğu Anadolu bölgesinde olduğundan bile haberdar değildir. Evet. Peki eğitim konusuna biraz değinmek istiyorum. Peki birazdan sağlığa da geçeceğim evet, bu anlamda. Evet. Tabii eğitimde şu anda biliyorsunuz yaklaşık 20 bine yakın Adıyaman'da üniversite öğrencisi var evet, dışarıdan gelen. Evet. Bununla ilgili de tabii ki zaman zaman eksik alanlarda, birçok noktalarda bölümler açılmamakta. Evet. İşte bu Adıyaman'da niye bir hukuk fakültesi olmasın evet, buna benzer. Evet. Bir eczacılık bilmiyorum var mı yok mu bilemiyorum ama. Eczacılık fakültesi yeni açıldı. Yeni açıldı. Evet, yeni açıldı ama şöyle bir sıkıntı var. Evet. Eczacılık fakültesinde eğitim veren pek fazla eczacılık fakültesi hocası yok. Bir eksik yani diyorsunuz. Tabii o da büyük bir eksiklik. Yani
eczaneye ilaç almaya gelen eczacı öğrenci arkadaşlarımız olduğu zaman ben bütün öğrencilerle ilgileniyorum elimden geldiği kadar. Bu fark etmiyor. Eczacılık, tıp fakültesi ya da eğitim fakültesi diye zaten ayırt etmiyoruz. Çünkü öğrencilik zor bir süreçtir. Evet. Her öğrenci mutlaka zorluklarla savaşmıştır. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Şöyle bir şey, bence üniversite konusunda çok da geri değiliz. Ama şöyle bir şey, eğitim fakültelerine genel anlamda bir düzenleme getirilmeli. Ya üniversiteye girişlerde belli bir kota koyulmalı, açıktaki öğretmenler şey alınana kadar, göreve başlayana kadar eğitim fakülteleri alımlarına bu YÖK bünyesinde, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde düzenlenmeli. Bu konular tabii ki bizi aşar aslında ama görüş bildiriyorum sadece. Açıkta olan öğrenciler, yani 4 yıl eğitim veriyorsun, maddi manevi yıpranıyorsun ama üniversiteyi bitirdikten sonra ortada vasıfsız biri olaraktan kalmak içler acısıdır. Yani üniversite öğrencilerinin durumu bu durumda daha kötü oluyor. Üniversite okumadığın zaman herhangi bir yere gidip çaycılık yapabilirsin, herhangi bir inşaatta çalışabilirsin. Ama bir eğitim fakültesi öğrencisi, bir biyoloji öğrencisi, şimdi üniversitenin verdiği bir güzellikten sonra tekrardan işsiz kalmak, kahvede oturmak bunlar için büyük sıkıntı. İnşallah devletimiz Cumhur İttifakı'ndan sonra bütün öğrencilerimiz için de bir güzellik yaparlar. Onlara da bir plan proje geliştirirler. Sağlık konusunda tabii sağlıkçı olarak evet. Adıyaman'a nasıl bakıyorsun efendim? Eksik yönlerimiz var mı? Özellikle ben bir gazeteci olarak bana evet. en çok gelen sorulardan bir tanesi Adıyaman'da kadın doğum uzmanının çok yetersiz olduğu. Bununla evet. beraber bazı bölümlerde eksikler olduğu. Tabii ki bununla ilgili sayın vekillerimize yaptığımız görüşmelerde efendim evet. sıkıntı var. Yani bu sadece Adıyamanlılar değil birçok evet. illerde kadın doğum uzmanıyla ilgili ciddi anlamda sıkıntılar var diyor. Şimdi Türkiye'nin her tarafında sağlık konusunda sıkıntılar vardır. Herkesi memnun edebilmek diye bir şey de hiçbir zaman hiçbir meslekte zaten yok. Ama şöyle bir şey, 400 yataklı hastanemiz açıldıktan sonra insanlar ilk başta ulaşım konusunda biraz sıkıntı yaşadılar. Ama bunu zamanla aştılar. Çünkü 400 yataklı hastanemizde çok güzel, kaliteli bir şekilde yapılmış. Evet. Hizmet de güzel. Ama şöyle dediğiniz gibi kadın doğum doktoru eksikliği var. O da bunu ben sağlık müdürlüğüne de ilettim daha önceden. Çünkü yeşil kartlı hastalar özel hastaneye giriş yapamıyorlar. Giriş yaptıkları zaman çok fazla külfet oluyor onlar için. Yeşil kartlı özel hastaneye girdiği zaman yine reçete karşılanmıyor. Yazılan reçetene tekrardan devletten yazılması gerekiyor. Başlı başına bir kopukluk. Bu hasta için çok büyük bir kayıp. Şimdi ilk başta şöyle diyelim, inşallah Cumhur İttifakı'ndan sonra yeşil kartlı hastalara da bir güzellik yaparlar. Özel hastanelere ulaşabilme daha da kolaylaşır. Yeşil kartlı hastalarımız da özellere giriş yapabilirler. Ama sağlık müdürleriyle konuştuğum zaman kadın doğum açığını, hastaların gece saat 3'te 4'te gidip sıra almaya evet. çalıştıklarını, ertesi gün alamadıklarını, telefonlara hiçbir şekilde ulaşılmadığını, çünkü yoğunluk var. Bunda da şöyle bir açıklama yaptılar. Dediler ki şehir için verilen bir kota varmış. Evet. O kotayı istenilse bile aşılmıyormuş. Şimdi sonuçta şöyle bir şey var. Eğer mecburi hizmetini yap, şu an sağlıkta mecburi hizmet biliyorsunuz zorunlu. Mecburi hizmette devlet tarafından atandığı zaman zaten gelip de istifa edip gitmesi gibi bir şey lüksü olamaz gelen kadın doğumcu doktorun. Evet. Muhtemelen kotadan dolayı şu an o sıkıntı yaşanıyor. Evet. Yani diyorsunuz ki bunlar da aşılabilir inşallah. Özgür Hanım, merak ediyorum gerçekten. Şu an ekranlar başında bizi izleyen izleyeceğimizin tabii ki Özgür Hanım'ın ilk kez bir canlı yayın olduğunu. İlk kez canlı yayın burada beraber. Çok heyecanlıyım. Evet, doğaldır bunlar çünkü ayrı bir evet. meziyet.
Evet. Yani canlı yayın ayrı evet. bir meziyet. Hele siyaset ayrı bir meziyet. Evet. Ama şunu gördüm ben. Özgür Hanım'da bu meziyet çok kısa bir sürede sağlandı. Yani o heyecan pek göremiyorum ben. Onun için yok bazen. Göremiyorum ben. Onu rahatlıkla ifade etmek istiyorum. Şuna geleceğim. Partinizin neferisiniz. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanından uzun yıllar evet. Sayın Bahçeli'yi evet. takip ediyorsunuz. Evet. Şunu söyleyebilirler acaba. Özgün Toprak acaba Milliyetçi Hareket Partisi'nde milletvekili inşallah da gönlümüze i̇nşallah, bir bayanın milletvekili temsilen bizi orada temsil i̇nşallah. Etmesi. Acaba Özgün Toprak partisinden geri kopar mı seçilmediği takdirde? Bu çok önemli gerçekten. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi sizin de ifade ettiğiniz gibi kökenli bir parti. Kesinlikle. Buyurun efendim. Partimin her zaman için emrindeyim, neferiyim. Kesinlikle partimin emrindeyim, neferiyim. Bundan sonra vazgeçmem. Şöyle bir şey söyleyeceğim. İsim vermeden konuşmak kesinlikle, istiyorum. Kesinlikle. Daha önceden de yıllar öncesinden de bundan 4-5 yıl öncesinden de hatta çok yakında kurulan bir partiden dolayı da bana teklifler geldi. Ezel Canım biz sizi partimizde görmek istiyoruz dediler. Evet. Hatta babam vefat ettiğinden dolayı amcalarımın yanına gitmişlerdi parti kurucuları. Biz Ezel Canım'ı partimizde görmek istiyoruz diye dillendirmişler. Geldikleri zaman dedim ki benim gönlümde her zaman bir Milliyetçi Hareket Partisi vardır. Varsam da Milliyetçi Hareket Partisi'ndeyim, yoksa da Milliyetçi Hareket Partisi'ndeyim. Bugünden itibaren varım, bundan sonra da var olacağım. Birinci sıraya da 2, 3, 4 olmam hiç önemli değil. Ben elimden geldiği kadar Adıyaman için her zaman varım. Canımla, varımla, yoğumla her zaman Milliyetçi Hareket Partisi'nin bundan sonra neferi olmak istiyorum. Seçilsem de seçilmesem de ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin içindeyim. Ne yolum değişir, ne izim değişir, ne de düşüncelerim değişir. Hiçbir şekilde değişmeyeceğim, çizgimden de vazgeçmeyeceğim. Diyorsunuz. Evet. Peki süremizin yavaş yavaş sonuna geldik. Aslında çok ben çabuk ben şunu eklemek istiyorum. Buyurun efendim. Milliyetçi Hareket Partisi sadece Türk Partisi değildir. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Benim 10 yıldır eczacılık yapıyorum. Benim çok sevdiğim dağ köylerinden dostlarım vardır. Onların bana çok güzel destekleri vardır. Onun için Milliyetçi Hareket Partisi'ne her yönden akış olacağını inanıyorum. Onların da bizimle beraber yürüyeceklerine inanıyorum. Dağ köylerinin özellikle bana destek vereceklerine inanıyorum. Bunu hatta Genel Başkanım, İl Başkanım Hüseyin Özgün'le de paylaştım. Dedim Sayın Başkanım ben 10 yıldır eczacılık yapıyorum. Çok güzel bir çevrem var. Ve dedim ben inanıyorum ki benimle beraber dedim hepsi Milliyetçi Hareket Partisi'ne gelecekler. Kişi olaraktan da beni sevdikleri için ve yıllardır verdiğimiz o güvenden dolayı ya da kaybetmediğim çizgimden dolayı bana destek olacaklarına sonuna kadar inanıyorum. Diyorsunuz. Evet. Peki ben şimdi ekranı direkt size yönlendireceğim kameraya. Şöyle bakarak efendim bizi izleyen şu, bu taraf efendim. Evet. Bizi izleyen değerlilerimize mesajınız ne olur? Son cümlenizi almak istiyorum. Özgür Hanım, buyurun efendim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizin kapısını çalacağım. Sokak sokak, ev ev, hepinizin rızasıyla bu yola baş koydum. Yanımda olmanızı istiyorum. Milletimizin bekası için, vatanımız için, bayrağımız için ve Adıyaman için hepimiz el ele vereceğiz. Ve Cumhur İttifakı'na sonuna kadar destek vereceğiz. Başka ittifaklara laf söylemenin hiç anlamı yok. Bence Adıyaman halkı bunun bilincinde, sizler bunun bilincindesiniz. İnşallah her şey gönlümüzce olur. Bu arada şunu da söylemeyi unuttum. Buyurun. Onu da eklemek istiyorum. Cumhur İttifakı'nı zaten ilk açıklayan Devlet Bahçeli olmuştur. Bizim Cumhurbaşkanımızın, Cumhurumuzun Tayyip Erdoğan olacağını ilk önce Sayın Devlet Bahçeli belirtmiştir. Biz de onun izinde Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan ve
Bizler de onların ve Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin nezdinde o yolda yürümeye devam edeceğiz. Desteklerinizi her türlü bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ediyorum. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili aday adayı Eczacı Özgün Toprak konuğumdu. Gerçekten hoş bir program oldu. Süre çok çabuk geçti. Kendisine başarılar diliyorum. Köklü bir ailenin ferdi ve bundan dolayı da babasını yad ettik. Ben buradan bir kez daha rahmet dileklerimi iletmek istiyorum efendim. Allah mekanı cenneti toprağı olsun efendim. Tabii ki Sayın Toprak da önümüzdeki günlerde yine beraber olacağız. Daha farklı konu ve konularla burada birlikte olacağız. Yürekli, cesaretli bir tavır sergilerek siyasete atılmış oldu Milliyetçi Hareket Partisi'nden. Bu yolda başarılar diliyorum size. Çok teşekkür ederim. Evet, seçimin nabzı devam ediyor derecemiz. Tabii ki kısa bir reklam aramız. Çok değerli konuklarımızla burada olmaya devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası, tekrar buradayız efendim.